Büyük Plan kanalından selamlar. Türk, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e gönderdikleri ortak mektupta Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının önünün açılmasını talep etti. 13 Ekim tarihli mektupta, Gazze'deki acil insani durumun giderek kötüleştiği ve buraya yönelik insani yardımların engellenmemesi gerektiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri bakanlar, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişimlerinin sağlanması ve bu yolla bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini. Aksi durumda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Şubat ayında açıkladığı memorandum uyarınca, bu durumun ilgili Amerika Birleşik Devletleri yasalarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Dış Yardımlar Yasası'nın 621 bölümüne göre Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, insani krizin olduğu bölgelere başta gıda ve ilaç olmak üzere insani yardımların girişini engelleyen ülkelere karşı silah yardımlarını askıya alabiliyor. Mektupta bu yasaya ve Biden'in memorandumuna atıf yapan Blinken ile Austin, size, Gazze'deki insani durumun giderek kötüleşmesi hakkında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin derin endişelerini dile getirmek ve bu ay içinde hükümetinizden bu durumu düzeltecek acil ve sürdürülebilir adımlar atmanızı istemek için yazıyoruz. İfadesini kullandı. İsrail'in Gazze'ye gıda taşıyan kamyonları kasıtlı olarak engellediği yönündeki işaretlere dikkati çeken Blinken ile Austin, günlük 350 kamyonun Gazze'ye gıda götürmesine izin verilmesini talep etti. Aynı mektupta, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinden güneyine zorla göç gibi bir politika uygulamaması gerektiğine de işaret edildi.